Çarşıya kadar gitti. Yok Asuman Hanım. Ben seninle konuşmaya geldim. Kapıyı kapat, hele konuşak. Benle. He, kapat. Hayırdır? Şimdi Asuman Hanım, belki kulağınıza gelmiştir. Meyhaneyi ben aldım. Öyle mi? Hayır olsun. Eğer sahnelere dönmek isterseniz, Adanalı sizi pek özledi. Tabii biz de Adanalıyık. Biz de çok özledik. Eksik olmasınlar. Ben de Adanalıları çok özledim. Siz de tabii. Ama Cemşir'e ne derim bilmem ki. Canım, sen istedikten sonra değil mi? Cemşir'e ne? Hem onun nikahlı karısı değilsin, bir şey değilsin. Sonra Asuman Hanım, ben sana bir şey diyeyim mi? Yani burada olanlar yakında Zehra'nın kulağına gider. İşte o zaman bu tenekede seni oturtmazlar. Aman canım, bırak Allah aşkına. Sen zaten tenekeye layık bir kadın mısın? Öyle değil mi kraliçem? Esas benim istediğim de bu. İşe dönmeyi düşünüyordum ama ben alışmışım çalışmaya, sahneye, şarkı söylemeye. Cemşir'i üzmeden nasıl derim onu bilemiyorum. Ha, bak işte işin o kısmını bana bırakacaksın. Ben var ya Asuman Hanım, bu Cemşir'in ciğerini bilirim. Hoş geldin Cemşir. Senin burada ne işin var Raşit? Canım, ne arayacağım? Seni sormaya geldim. Beni mi sormaya geldin? Niye soruyorsun ki bana? Canım, niye olacak? Kardeşimle akşam meyhaneye gidek de şöyle karşılıklı iki kadeh atak diye düşündüm. Yok Raşit, gelmeyeceğim. Bundan sonra Asuman nerede? Ben orada. Şimdi hadi Raşit, hadi. Abi, hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Arnavut. Aleykümselam beyim, hoş gelmişsin. Hoş geldik. Beyim, bu haftalıkları ne zaman alacağız be ya? Halledeceğiz, halledeceğiz. Merak etme. Her hafta aynı şeyi söylüyorsun bre more. Ne dedi? Ya bir sus. Tamam bre more, halledeceğiz, yürüyorum. Ne dedi? Ya yürü hele ya. Halide Hanım, sana bir diyeceğim var Halide Hanım. Ne var aranızda? Kağıdı görüyün değil mi? Avukattan geliyorum Deze ben. Hisselerimi aldım. Kendi hisselerimi kendim yöneteceğim. Yani bu şu demek oluyor. Bu fabrikada tek söz sahibi artık sen değilsin. Ben de söz sahibiyim. Anladın mı? Ramazan böyle bir saçmalık yapmadın değil mi? Halide Hanım, ben saçmalığın dik alasını ne zaman yaptım biliyor musun? Bu hisselerin hepsini sana en başta vermekte yaptım. Anlıyor musun beni? İşçiler burada açlıktan ölüyor ya. Kılın kıpırdamıyor, kılın kıpırdamıyor. Ancak çiftlikler uğraşıyor. Dolap, dümen. Yeter ya. Ramazan, şimdi seninle uğraşamam, vaktim yok. Ama sonra hesaplaşacağız, meraklanma. Gidelim. Hadi, selametle. Yürü Hafız. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bak bunları kaldırın, burada duruyor yürü kapının önünde ya. Sağ ol yürü, hadi. Hadi Serap, bir an önce şu işi halledelim. Âlâ. Çıkalım hemen. Önce notere gideceğiz. Bana çiftliği devredeceksin. Ardından da avukata gidip boşanma dilekçesini vereceksin. Önden buyurun Halide Hanım. Ne
Lan Hafız, nasıl ama lan? Ben burada mı çalışacağım şimdi? Tabii tabii. Sen bundan kendi burada çalışıyorsun artık Hafız. Sen burada... Sen bundan kelli buranın katibi oluyor. Evet, katiplik tam sana göre bir iş. Katibin ne olduğunu biliyorsun ne? Şimdi bak, katip nedir biliyorsun Hafız? Şimdi bu çalışan kardeşlerimiz sabahın geliyorlar ya işe. Onların kartını zımbalıyor bu katip. Akşam de giderken zımbalıyor ki ne? Biz kimin ne kadar geldiğini bilek, ona göre haftalık verek. Ne mi iş yani? Hani ne? Alış. Mütür gibi bir şey mi yani? El abi dur lan, dur dur. Kapat, kapat. Kapat hele, kapat, kapat bir. Ha? Kıymetli kardeşler, kıymetli bacılar. Bu zat Hafız Efendi. Bundan kelle buranın katipliğini o yapıyor. Sabahdan geldiğinizde kartınızı ona zımbalatıyorsunuz. Akşam deyin giderken de ona zımbalatıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Zımbalasa ne olacak ki? Para veren mi var? Bize haftalık ödediniz de yeni katip mi kusur kaldı? He, para ödemeyeceksen beni burada niye işe aldın ki Ramazan? Hafız şimdi bir sen eksikliğinden de konuşma sus. Ya kardeşler, bacılar, arkadaşlar ben biliyorum sizin durumunuzu. Siz çoktan beri müşkül durumdasınız ama durum ortada kardeşim ya. Adama bitmiş durumda, anlıyorsunuz mu? Yani pamuk fiyatları zaten ortada kardeşim. Kaç tane fabrika kapatıldı ya? Geçen değil ki ya, burada da çitlik güttüleri gitti. Zor tayı çektiler yani. Bakın biliyorum sıkıntılı günler geçiriyoruz ama biz bundan böyle el ele vererek kurtulacağız. Anlıyorsunuz değil mi beni? Yani böyle birlik olup çıkacağız bu sıkıntıdan. Evde hastam var. Ben daha fazla dayanamam gayrı. Ya paramı ödeyin ya işi bırakacağım artık. Ben de bırakacağım, ben de. Biz de bırakacağız. Ben de bırakacağım. Tamam. Merak etmeyin, ben bu meseleyi bugünleyin hallediyorum. Seninle sonra konuşacağız katip. Bütün erkekler gelsin. Gel, gel, gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Bak şimdi kardeş, beni çok iyi dinliyorsunuz, tamam mı? Şimdi birkaçınız bu arkadaki pamukları alıyor, tamam mı? Traktöre yüklüyor. Diğerleri de bunları ve içeridekileri buraya tıkıyor, tamam mı? Hadi babam ver. Hadi kadasını aldıkları. Bırak sepeti, mepeti bırak, geç. Topla, topla, hadi. Geç, geç, geç. Yardım et. Çık baba, çık, 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 çık. İstifleyin güzel güzel, tamam mı? Bırak sepeti, hadi çabuk, 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 çabuk. Madem öyle, ben satarım. Geç, geç, hadi babam, hadi babam, hadi. Çiftliğin gerçekten senin hakkın olduğunu mu düşünüyorsun Serap? Kimin hakkı ya? Hı? Karnında gayrimeşru çocuk taşıyan kadının hakkı mı, öyle mi? Ağzını topla, terbiyesizleşme. Ben mi terbiyesizim? İstersen geri döneyim, gidelim jandarmaya, anlatayım her şeyi. Kim terbiyesiz, anlaşılsın ha? Canım sıkma benim Serap. İstediğin oldu işte. Kes sesini de yola bak. Çiftliği, Kemal'i, itibarını, her şeyi kaybettin Adi. En başından beri benim zarar etmem için, çiftliği ipotek etmem için uğraştın, öyle değil mi? Hadi de, sana bir şey soracağım. Fabrikadaki pamukları da sen yaktın, değil mi? Evet, ben yaktım. Kendi ellerimle yaktım, oldu mu? Tabii. Biliyordum zaten. Biliyordum. Böyle bir şey ancak senin gibi vicdansız yapabilir çünkü. Ne oldu? Değdi mi? Bütün çabaların boşa gitti işte. Yazık. Her şeye rağmen senin kös kös tenekeye gidişini gördüm ya. O bana yetti. Değdi yani. Tenekeye gittiğimi de nereden çıkartıyorsun? Öyle mi?
Ya nereye gittin? Kemal'in evine. O günden beri Kemal'in evinde kalıyoruz. Ne dedin sen? Bir de utanmadan birlikte mi kalıyorsunuz siz? Ha? Bunun pek bir önemi yok artık değil mi? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Sen tam bir k***cısın. Kemal'le biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Hiç olmazsa senin gibi sevmediğim bir adamla yatıp kalkmıyorum ben. Ağzını topla, sen haddini aşıyorsun artık. Öyle mi? Evet öyle. Toplamazsam ne olur? Kendine geleceksin, ağzını toplayacaksın. Duydun mu beni? Haddini bileceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.